أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. صدق رسول الله فيما قال، وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. Muhterem arkadaşlar, malum derslerimize bir hadis-i şerifle başlıyoruz. Bir hadis-i şerifi müzakere edip soru-cevap faslımıza geçiyoruz. Bu haftaki hadis-i şerifte Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam emri bil maruftan bahsediyor. Ve buyuruyorlar ki: لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Ya marufu emredersiniz. Maruf ne demektir? Yani Cenab-ı Hak katında güzel olan, insanlar nazarında güzel karşılanan, aklın, mantığın, fıtratın, Cenab-ı Hakk'ın güzel fiil olarak nitelemiş olduğu her şey maruftur. Dolayısıyla ya bu marufları emredeceksiniz, insanlara iyiliği emredeceksiniz. وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ve münkerden de ne yapacaksınız? Nehyedeceksiniz. Münkeri yasaklayacaksınız. Münker de marufun zıttı. Yani Allah katında haram kılınmış olan, kerih görülmüş olan, Allah'ın yasaklamış olduğu, hoşlanmadığı işler münker. Bunları da buyuruyor Peygamber aleyhissalatü vesselam, yasaklayacaksınız. Yasaklamak ne demek? Yani alıkoyacaksınız. İnsanlara bunları, bu fiilleri işlememelerini tavsiye edeceksiniz. Ve iyiliği tavsiye edeceksiniz. Ya bunu yapacaksınız ki bu Kur'an-ı Kerim'in bize emridir. Kur'an-ı Kerim, estağfirullah, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ. Sizden bir topluluk olsun buyuruyor Cenab-ı Hak. Ne yapsın o topluluk? Hayra davet etsin. Hayra çağırsın. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلِي الْمُنْكَرِ. Emri bil maruf yapsınlar, iyiliği emretsinler ve münkerden de alıkoysunlar. İşte böyle olan bir topluluk için Cenab-ı Hak وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. İşte onlar felaha erenlerdir. Kurtulan onlardır. Allah Teala emri bil marufu bu ümmete farz kılmıştır. Bu ümmetin vazifelerinden bir tanesi de farz-ı kifayidir. Yani bazılarının yapmasıyla birlikte diğerlerinden düşer. Kifayi bir farzdır. Ama mutlaka böyle bir topluluğun bulunması farz, şart. Emri bil maruf yapılacak. Nehyanil münker yapılacak. Hatta bu ümmetin Cenab-ı Hak en hayırlı ümmet olmasını yine emri bil maruf vazifesine bağlıyor. Estağfirullah. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Cenab-ı Hak buyuruyor ki siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. En hayırlı topluluk diğer ümmetlere nispetle. Ne yaparsınız? Te'murune bil ma'ruf. Ma'rufu emredersiniz. Ve tenhevne anil münker. Münkerden de alıkoyarsınız. Bizim en büyük özelliğimiz bu. Ma'rufu emretmek, münkerden alıkoymak. Bu vazife Cenab-ı Hak tarafından bize verilmiş. İşte onun için Efendimiz buyuruyor ki bu hadis-i şerifinde, bu vazifeyi ya hakkıyla yapacaksınız, hakkıyla bu vazifeyi icra edeceksiniz, ev veyahut da ne olacak? لَيُسَلِّطَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ. Allah Teala en şerlilerinizi başınıza musallat edecek. Başınıza musallat edecek. Başınız beladan kurtulmayacak. Düşman çizmesi altında ezileceksiniz. Zillet sizin ayrılmaz bir parçanız olacak. Niçin? Çünkü emri bil maruf vazifesini terk ettiniz. Nehyanil münker yapmadınız. Şimdi muhteremler, bu esasında güncel bir noktaya da dikkat çekiyor bu hadis-i şerif. Bugün tartışıyoruz. Malum bir Kudüs meselemiz, mevzumuz var. Kudüs esaret altında. Yani Kabe çok mu özgür, çok mühür? Oralarda değil. Her türlü bütün mukaddesatımızla, bütün değerlerimizle birlikte esaret altındayız. Müslüman beldelerindeki
insanlar, Müslümanlar, nerede bir Müslümanım diyen birisi varsa eziliyor. Efendim, evi, barkı, beldesi tahrip ediliyor, başına yıkılıyor. Nerede bir Müslüman varsa kana akıtılıyor, ırzına geçiliyor. Müslümanlar böyle bir zelil bir vaziyette. Bununla birlikte insanın aklına, insanımızın aklına gelmiyor değil. Şu sorular geliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman, Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Estağfirullah. وَكَانَ حَقَّنَ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Müslümanlara yardım etmek bizim üzerimize diyor Cenab-ı Hak haktır. Müslümanlara yardım etmek bizim üzerimize haktır. Başka bir ayette estağfirullah. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا Biz peygamberlerimize yardım edeceğiz buyuruyor Cenab-ı Hak. Daha وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenlere de yardım edeceğiz. Fil hayati dünya, dünya hayatında وَيَوْمَ يَقُومُ الْاَشْهَادِ Şahitlerin kalkıp da şehadetlerini ibraz ettikleri ruz-i mahşerde, kıyamet gününde de iman edenlere yardım edeceğiz. Bakıyorsunuz başka bir ayet estağfirullah وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ Bizim ordularımız, ordumuz elbette galip olacak olan bizim ordumuzdur buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte başka bir ayete bakıyorsunuz estağfirullah. Keteballahu Allah Teala yazdı diyor. Yazdı bir kanun olarak. Neyi yazdı? Le'eglibenne elbette muhakkak ben galip geleceğim. Ene ben ve rusuli ve peygamberlerim. İman edenler, benim ordularım galip gelecek. İman edenlere yardım edeceğim. Bunu Cenab-ı Hak buyurmuş. O zaman aklımıza gelmiyor değil. Allah'ın yardımı nerede muhteremler? Allah'ın vaat ettiği yardım nerede? Müslümanlar niçin bugün eziliyor? Müslümanlar niçin bugün zillet altında? Müslümanlar niçin bugün galip olması gerekirken, Kur'an onların galibiyetini haber verirken mağlup durumda? Bu sorular cevap bekliyor. Arkadaşlar bu sorulara cevap arıyorsak, Kur'an'ın ve sünnetin gözlüğüyle meseleye bakmak zorundayız. İşte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu bize ifade buyurmuş. Emri bil maruf yapacaksınız, nehyanil münker yapacaksınız. Yapmazsanız ne olacak? Allah en şerlilerinizi başınıza musallat edecek. Bu gözden bakacağız meseleye. Biz İslam'ı yaşamazsak, biz vazifelerimizi yerine getirmezsek, Amerika'yı Allah başımıza musallat ediyor. İsrail'i Allah başımıza musallat ediyor. Bakıyorsunuz kemmiyet açısından onlardan çok daha fazla olan Müslümanlar, Efendimizin ifadesiyle يُوشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَدَاعَ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَ الْاَكَلَةُ عَلَى قَسَرْتِهَا Yani nasıl ki yemek yiyenlerin o çanakların etrafına insanlar üşüşüyorlar. Herkes bir yemeğe saldırmaya çalışıyor. İşte yakında diğer dinden olan insanlar da size böyle saldıracaklar Müslümanlara. Sahabe şaşırdı. Dedi ki ya Resulallah وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَيْذٍ O gün biz az mı olacağız da böyle bize saldıracaklar buyurunca Efendimiz buyurdu ki bel entum kefir lakin siz çok olacaksınız az değil sayıda sıkıntı yok kemmiyette sıkıntı yok arkadaşlar keyfiyette sıkıntı var kemmiyet olarak fazlayız keyfiyetimiz yok Müslümanlığın kalitesini tutturamadık Müslümanlığın vazifelerini, gereklerini tam anlamıyla yerine getiremedik. Zilletimiz bundan. Zilletimiz bundan. En başta sıkıntılarımız bir kere akideden başlıyor. Sağlam bir inanca ve akideye Cenab-ı Hakk'ın ifade buyurduğu üzere فَاِنْ اٰمَنُوا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا Sahabe gibi inanırsanız o zaman hidayettesiniz. İşte biz o sahabe itikadını terk ettik. Biz derken sözün meclisten dışarı Ümmetin belli fertleri İslam'ın ana esası sayılabilecek olan meseleler üzerinde şüpheler uyandırdılar. Bu konuda şüpheler uyandıran oryantalistlerin peşine düştüler. Müsteşriklerin peşine düştüler. Din düşmanlarının peşine düştüler. Onların atmış oldukları oltalara av oldular. Ve bundan dolayı muhteremler Cenab-ı Hakk'ın yardımı gelmiyor. Gelmiyor. Emri bil maruf kalmadı. Emri bil maruf kalmadı. Çok az. Onun için meseleye bu zaviyeden bakmak lazım.
Yani evet, Müslümanlar şöyle yapsaydı galip olurdu, böyle yapsaydı mağlup olurdu. Stratejik tahliller, siyasi bir takım açıklamalar, şunlar bunlar. Ama Müslüman olan, özellikle hoca olan bu kesimden insanlar konulara kesinlikle Resulullah'ın gözüyle bakmalıdır. Ayet ve hadislerin gözüyle bakmalı. Bir köpek saldırdığı zaman bize ne yaparız? Köpekle beraber mücadele eder, boğuşursan kaybedersin. Köpek sana hayli zede verir, zedeler, hırpalar. Ama bunun çok daha basit bir yolu vardır. Köpeğin sahibine sığındığınız zaman, köpeğin sahibinden yardım istediğiniz zaman da o zaman size yardım gelir, o köpekten kurtarırsınız. Bugün bize Cenab-ı Hakk'ın köpekleri mesabesindeki gavurlar saldırıyor. Bütün mukaddesatımızı çiğniyor, değerlerimizi ayak altına alıyorsa o zaman muhteremler, bizim Müslümanlar olarak ayet-i celle bize ne diyor? Ya aleykum ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, aleykum enfusekum. Siz kendinize sarılın, kendinize bakın. Ayet bize böyle söylüyor ya. Kendinize bakın. Bir bak bakalım namazların ne durumda? Oruçlar ne durumda? Zekat ne durumda? Faize bulaştık mı? Değil mi? Ailemizin efendim tesettür anlayışı ne durumda? Çocuklarımız nerede? Neyin peşinde? Ailemize, mahallemize, sosyal hayatımıza İslam'ı ne kadar taşıyabildik? Aleyküm enfusekum. Kendinize bakın. Peki kendimize baktığımız zaman ne olacak? Cenab-ı Hak buyuruyor ki estağfirullah. La yadurrukum men dalle izehtedeytum. Siz eğer hidayette olursanız, siz benim istediğim gibi olursanız, sapıtan kimseler size zarar veremez. Korkmayın. Size Yahudi zarar veremez. Size Hristiyan zarar veremez. Size Amerika, İsrail zarar veremez. Tüm dünya başına toplansa Cenab-ı Hak buyuruyor ki estağfirullah İn yansurkumullahu felâ gâlibelekum ey kullarım. Allah size yardım ederse size galip gelecek kimse yoktur. Ama Allah'ın yardım etmesi nereye bağlı? Cenab-ı Hak onu da bize haber vermiş. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu ve iman edenler İn tansurullâhe, siz Allah'ın dinine yardım ederseniz yansurkum, Allah da size yardım edecek. Hani Allah'ın dinine yardım edenler? Nerede? Malıyla, canıyla, bütün hissiyatıyla, bütün gayretiyle birlikte kendini Allah'ın yoluna ve dinine adayanlar nerede? İşte muhteremler, Allah'ın yardımının gelmesi için Allah'ın dinine yardım etmek zorundayız. Bu bir. İki, bu bela ve zilletten kurtulabilmemiz için, Kudüs'ün hürriyetine kavuşabilmesi için bir kere saflar netleşmesi lazım. Bugün, özellikle günümüzde, efendim gavur desen gavur değil, Müslüman desen diyemiyorsun. Böyle türedi tipler türedi. Ya adam Müslüman olduğunu söylüyor, Kur'an-ı Kerim'in kesin kes emir buyurmuş olduğu şeylerle alakalı, bunlar işte benim aklım almıyor, bunlar bugünkü şeye uygun değil, işte bunlar tarihseldir, şu zamana mahsustur, şöyledir, böyledir. Efendimizin sünnetini tartışıyor, Efendimizin yetkisini kendisi belirlemeye çalışıyor. Böyle olmaz. En başta Cenab-ı Hakk'ın yardımının gelebilmesi için Allah Teala buyurur ki, Kûnû ansârallâh, Allah'ın yardımcısı olun, yardımcıları Allah'ın dinine yardım edin. Kim gibi? Kemâ kâle İsa ibn-i Meryem elil havariyin. İsa bin Meryem hani havarilerine ne demişti diyor Cenab-ı Hak. Men ansari ilallah. Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimler dedi. Kâle el havariyun. Havariler dediler ki nahnu ansarullah. Biz Allah'a giden yolda senin yardımcılarınız dediler. Sonra bakın çok ilginç burası. Cenab-ı Hak buyuruyor ki فَاَمَنَا طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي İsrail'e. Beni İsrail'den bir taife iman etti. Ve keferat taife, bir taife de kafir oldu. Şimdi saflar netleşti mi? Netleşti. İman edenler belli, inkar edenler belli, Müslümanlar belli, kafirler belli. Ondan sonra Cenab-ı Hak buyuruyor ki, saflar netleştikten sonra فَاَيَّدْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِهِمْ İman edenleri düşmanlarına karşı teyit ettik, onlara yardım ettik فَاَصْبَحُوا ظَاهِر۪ينَ Galip oldular. 6666 muhteremler bize Cenab-ı Hak'tan ayeti kerime gelmiş.
Değil mi? Bir sayımla birlikte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bu kadar. Peki bugün telefonumuza gelen bir mesaj, bunu bile ıskalamıyoruz. Yani adam bakıyorsun sohbetten şuradan gidiyor, ayrılıyor, dışarı çıkıyor. Niye? Mesaj gelmiş, ona cevap yazması lazım. Sonra yazarsın, hocam sonra yazarsam geç döndün diyorlar, sitem ediyorlar. İşte bana cevap yazmadın diyorlar. Adam arıyor onu diyelim, bakıyor. Sonra bakarsın, dönersin, hocam bakmadın diyor, sitem ediyor, şu bu falan. Peki yarın Cenab-ı Hak bize 6666 mesaj göndermiş. Kulum hangisini okudun? Hangisini okudun? Hani en sevimli olan bize Allah Teala'ydı? En çok kimi seviyorsun? Allah'ı seviyorum. Sonra peygamberi seviyorum aleyhissalatü vesselam. Peki peygamber aleyhisselamın kaç tane hadisini ezber biliyorsun? Cenab-ı Hakk'ın kaç ayeti kerimesini ezberlemeyi bırak, okuduk, anladık, amel ettik. Muhteremler, bu ayeti kerime, şu an okuyacağım ayeti kerime bizim mutlaka düsturumuz olsun. Cenab-ı Hak buyurur ki estağfirullah ve ma asabekum min musibe. Size ey ümmet, ey Müslümanlar, size isabet eden ne kadar musibet varsa febima kesebet eydikum, sizin ellerinizin işlediği günahlar yüzündendir. Kudüs eğer ki bugün İsrail'in tasallutu altındaysa Müslümanların günahları yüzündendir. Kur'an bunu söylüyor. Bugün Kabe İngiliz'in Vahabi eliyle birlikte tasallutu altındaysa günahlarımızın yüzündendir. Bugün İslam alemi kan gölüne dönmüşse günahlarımızın yüzündendir. Kur'an bunu söylüyor. Namazsızlığımıza bakmıyoruz. İbadetsizliğimize bakmıyoruz. Günahlarımıza bakıp kendimizi ıslah etmek işimize gelmiyor. Dolayısıyla suçu hep başkasına atarak kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail. Tamam kahrolsun. Toplanalım. Slogan da atalım. Ama bu kadarla kalmasın Müslümanlar. Bu kadarla kalmasın. Bu kadarla kalırsa bu laf evveliğinden başka bir şey olmaz. Bu kendimizi kandırmak olur. Çünkü arızanın menşei bu değil. Arızanın menşeinin Kur'an-ı Kerim bize günahlarımız olduğunu söylüyor. O zaman herkes estağfirullah ya eyyühellezine amenu ve iman edenler ku enfusekum önce kendini kurtar. Ve ehlikum sonra aileni kurtar. Naran ateşten, cehennemden, ibadetlere dön, günahları bırak. Kendini ıslah et, nefsini ıslah et. Eksik olarak, kusur olarak ne yapıyorsak bırakmamız lazım muhteremler. Yarın bir gün Allah Teala bizleri Kudüs'ten, Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Nebevi'den, onların şu anda yaşamış olduğu esaretten mesul tutabilir. Bizi bununla muhakaze edebilir. Niye? Kulum ben haber vermiştim. Senin işlediğin günahları yüzünden bunlar oldu. Mescid-i Aksa esir. Niye vazgeçmedin günahından? Mescid-i Aksa uğrunda can vermekten önce öncelikle bir kendimizi ıslah etme yoluna bir girelim arkadaşlar. Gerçekçi olalım. Ondan sonra gereği neyse yapılır. O ayrı bir konudur. Onun için muhterem arkadaşlar, bu noktada Kur'an ve sünnetin bize göstermiş olduğu hedefe kenetlenmemiz lazım. Oraya bakmamız lazım. Öte türlü şeytan bizi oyalıyor muhteremler. Meseleye böyle köşesinden, bucağından, bakılmaması gereken yerlerden bizi baktırıyor. Hakiki arızanın menşeini bize göstermiyor. Niye göstermiyor? Düzelirse çünkü işler düzelecek. Onun için Efendimizin bu hadis-i şerifi çözülmeden, bu hadis-i şerifi üzerinde tefekkür edilmeden ve bu hadisinin muktazası yerine getirilmeden bir yere varamayız. Emri bil maruf yapacaksınız, nehyanil münker yapacaksınız yahut da başınız beladan kurtulmayacak. Düşman çizmesi altında ezileceksiniz. Hangisini tercih ederseniz buyuruyor Efendimiz. Muhteremler, bugün en büyük problemimiz aslında emri bil maruf yapmamak da değil. Ya ondan daha kötüsü bizim başımıza gelmiş durumda. Nedir o? Ondan daha kötüsü şu. Marufun münker, münkerin maruf halini almış olması. Bugün
hakiki tesettürle birlikte örtünen bir bayan fitneci olarak görülüyor. Buyur. Maruf münker halini almış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kasiyatun ariyat, okumayalım mı bunları Allah aşkına ya? Biz Efendimizin hadis-i şeriflerini okumayacaksak, Allah'ın ayetlerini okumayacaksak kapatalım dükkanı canım. Daha hocalığın, İslam'ın, İslamiyet'in bir anlamı yok. Efendimizin kasiyatun ariyat, giyinik çıplaklar buyurduğu ve cennetin yüzünü göremeyecekler, kokusunu dahi alamayacaklar buyurduğu hanımların tesettürü yegane doğru tesettür olarak telakki ediliyor. Buyur, münkerde maruf halini almış. Ya bir kere emri bil maruf yapabilmemiz için, nehyanil münker yapabilmemiz için münkerin münker olarak görülmesi lazım. Marufun da maruf olarak ki şöyle bir taşları yerine oturtalım. Ondan sonra bunu emrederiz, bundan yasaklarız, bunu nehyederiz. Şu anda bunun biz bir gömlek üstüne çıktık. Ne o? Münkere maruf demeye, marufa münker demeye başladık. Adam açıkça faiz yiyor. Faiz yenmez kardeşim. Faiz yiyenler bak Cenab-ı Hak ayeti kerimede delirmiş gibi haşrolunacak buyuruyor. Faizi bırakın. Faizi bırakmazsanız Allah ve Resulüne harp açtınız demektir. Allah faizi mahvedeceğim buyuruyor vesaire vesaire adam. Hocam onlar bu zamana göre değil diyor. Böyle diyor insanımız. Senin bahsettiğin şey ya namahrem bir kadınla tokalaşılmaz. Hocam o eski zamandaydı. Günümüz şartlarına uygun değil. Başka bir fetva yok mu diyor. Evet. Bu neden kaynaklanıyor? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyurur ki Estağfirullah ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyyinât. Onlara apaçık bir şekilde ayetlerimiz okunduğu zaman kâlellezîne lâ yercûne likâenâ. Bize kavuşmayı umit etmeyenler. Bakın ifadeye çok dikkat edin. Bize kavuşacağına dair kesin imanı olmayan, iman olmayan, öyle bir ümidi yok adamın. Yarın Allah'ın huzuruna dikileceğim de Allah'a hesap vereceğim. Böyle bir inancı yok. Ne diyor peki o öyle diyenler? Böyle bir inancı olmayanlar ne diyor? Evet. Kur'an-ı Kerim için efendim la yercune likâene eti bi Kur'anin gayri hâza. Diyor ki bize bundan başka bir Kur'an getir. Peygamber'e söylediler bunu aleyhissalatü vesselam. Başka Kur'an yok mu? Şöyle bize, şu yaşantımıza, putlarımıza dokunmayan, tabularımızı yıkmayan, peşin kabullerimizle oynamayan, başka bir Kur'an, kitap yok mu? Onu getir. Ev beddilhu veyahut da bu Kur'an olsun ama bu Kur'an'ı değiştir. Şu ayeti böyle ısmarlama, sipariş olarak böyle almamız mümkün mü? Dünün Mekke müşriklerinin talebini bugünün sözüm ona bir kısım Müslümanım diyenleri artık yerine getiriyor. Bu talebi böyle talep ediyorlar. Bize uygun bir fetva yok mu hocam? Bize uygun bir İslam yok mu? Bize uygun bir Kur'an yok mu? Bu fetvalar bize uymuyor. Bu din bize uymuyor. Zaten hadislerin tamamını sildik attık. Haşa ve kella. Uydurmadır. Hadisler bir şey ifade etmez. Sıra Kur'an'a geldi. Kur'an'ın da işte faizle alakalı ayetleri, tesettürle alakalı ayetleri, kadınlarla alakalı ayetleri böyle değilmiş. Onların da bir kısmı zaten tarihselmiş. Geriye ne kaldı? Geriye işte suya sabuna dokunmayan, tabularımızı, putlarımızı yıkmayan, nefsimizin zoruna gitmeyen bir kısım ayatü beyinat kaldı. Çeyrek Müslümanlık bile değil bu ya. Böyle olunca muhteremler, yani bu gerçekleri konuşacağız ki, bugünkü zilletimiz açığa çıkacak. Allah böyle bir Müslümanlığa muzafferiyeti nasıl versin? Allah böyle Müslümanlara galibiyet nasıl versin? Evet, Bedir'i anlatıyoruz. Bedir'de Cenab-ı Hak işte 3000 melekle, 5000 melekle teyit etti onları ama sen Bedir'in Müslümanlarını getir, 3 tane olsun Cenab-ı Hak onları muzaffer kılar. Ama Bedir'in Müslümanı lazım. Bedir'de bulunan o imanlı aslanlar lazım. Onları getir, onlar yine galip olurlar bugün. Talut Calut kıssasındaki yine o 300 küsür insan, Calut'un o binlerce küsür kemmiyetteki ordusuna galip gelen insanları getir, yine İsrail ve Amerika bugün toz duman olur. Olur. O zaman öncelikle biz suçu kendimizde bir arayacağız. Kur'an'ın ifadesiyle kendimize bir sarılacağız.
kendimize bir bakacağız, çeki düzen vereceğiz. Buna mecburuz. Başka çaresi yok. Buna mecburuz. Onun için bugünkü zilletimizi, zahiren süreç açısından söylüyorum, mağlubiyetimizi konuşurken mutlaka bunları göz önünde bulundurmamız lazım muhteremler. Peygamber aleyhissalatü vesselam, okuduğum hadis-i şerifi tamamlayacağım. Efendimiz burada devamında buyuruyor ki, Allah emri bil maruf yapmadığınız zaman en şerlilerinizi size musallat edecek. Peki ne olacak? Şu duruma bakın ya. Feyed'u hıyarukum, en hayırlılarınız dua edecek de fela yüstecabu lehum, onların duasına icabet edilmeyecek. En hayırlılarınız el açacak, ya Rabbi bizi bu zilletten kurtar diyecek. Cenab-ı Hak onların duasına da icabet etmeyecek. İnşallah bu ümmet bu halde değildir. Olmaz. Bu iş bu şekilde neticelenmez, sonuçlanmaz. Ama bunun için muhteremler, emri bil maruf derken biz böyle çok uzak bir şeyi konuşmuyoruz. Emri bil maruf önce kişi kendisine yapacak, nefsine yapacak, kendini ıslah edecek. Sonra çoluğuna çocuğuna bakacak, sözünün geçtiği kimselere yapacak. Ondan sonra mahallemizden, efendim semtimizden, daha sonra ilçemizden, ilimizden, ülkemizden sorumluyuz ve sırasıyla gideceğiz inşallah. Cenab-ı Hak bu hususta bizleri gayretli eylesin. Bu hadis-i şerifin ve okumuş olduğumuz hadis-i şeriflerin, ayat-ı beyinatın bize göstermiş olduğu istikamette yürümeyi cümlemize nasip eylesin. Bunlardan hakkıyla ibret alabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Sallallahu teala aleyhi ve selleme teslimam.